369 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamca Kulesi'ndeyiz. Burası yalnızca bir yayın kulesi değil, aynı zamanda burada bulunan restoranları, seyir terası, eşsiz manzarası ve hedef ay bölümüyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Kulemizde hali hazırda 100 FM yayını, 17 ulusal televizyon, kablosuz internet sağlayan telekomünikasyon operatörleri ve radyo kullanıcıları buradan hizmet almaktadırlar. Bununla birlikte bu teknik yayıncılığın yanında restoran, kafe, işte seyyah 360 hedef ay dediğimiz aktivite alanlarımız var. Bunların yanında 33 ve 34. katlarda seyir terasımız var. Bütün yerli yabancı misafirlerimize açık haldedir. İstanbul'u seyredebiliyoruz. İstanbul dediğimiz tarihi yarımada, Boğaziçi, Boğaz'ın her iki yakasındaki tarihi ve kültürel mekanların hepsini burada 360 derece seyretme imkanımız var. Tabii böyle olunca özellikle yabancı misafirlerimiz, yine Anadolu'dan gelen, İstanbul'un dışından gelen yerli misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz burayı çok ilgiyle seyrediyorlar, seyretmek istiyorlar. Çamlıca Kulesi'ni haftanın her günü ziyaret edebilir, İstanbul'un eşsiz manzarasını seyrederek ve burada düzenlenen etkinliklere katılarak unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi 2020 yılında faaliyete geçti. Fakat pandemiden dolayı biraz gecikmeli oldu. 2015 yılında temelleri atıldı burada. Bizler de bu bölgede oturanlar olarak bu süreci yakinen takipçisi olduk. Ve bir turizm değeri olarak burada var olmasını heyecanla bekledik. Ve bugün 2020 yılından beri burada yerli ve yabancı misafirlerimize Çamlıca Kulesi'nin turizm potansiyeli ile alakalı deneyimler sunuyoruz. Biz buraya ilk geldiğimizde bizi çok güzel bir şekilde kulenin yönetim ekibi karşıladı. Bizlere seyahat acentası olarak çeşitli indirimler ve burada kendimizi misafirlerimize karşı iyi bir ağırlama konusunda yardımcı oldular. Biz de bu sıcaklığı yaşayınca, görünce açıkçası yaptığımız İstanbul turları başta olmak üzere yurt dışından gelen misafirlerimiz, yurt içinden, İstanbul dışından gelen misafirlerimizin olmazsa olmaz bir destinasyon olması hususunda tur programlarımıza ekledik. Siz bir seyahat acentası olarak buraya grup getirmek isteyen seyahat acentalarına nasıl bir yol izlemeleri önerirsiniz? Meslektaşlarımızın Kule AŞ iletişim numarası olarak 0216-912-34-00 numaralı iletişim numarasından TÜRSAB'a bağlı seyahat acentası olduklarını ifade etmeleri ve ilgili birime aktarılmaları ile buraya gönül rahatlığıyla rezervasyonlar yapılabilir. Veya web sayfası çamlıcakule.istanbul web sayfasından rahatlıkla ulaşabilirler. Şimdi Hedef Ay bölümündeyiz. Ziyaretçiler burada simülasyonda Ay'a giderek interaktif bir uzay macerası deneyimleme fırsatı yakalıyor. Biz de şimdi bu macerayı deneyimleyeceğiz. Dünyada ilk, Türkiye'de tek uzay simülasyon merkezi Çamlıca Kulesi içerisinde sizlere dijital park konsepti olarak hizmet veriyoruz. Şu an burada görmüş olduğunuz bizim müze girişimiz. Burada daha önce uzaya çıkmış olan roketlerimiz mevcut. Saturn V roket, Vostok roketimiz ve Falcon SpaceX roketimiz var. Daha önce bunlar uzaya çıkmışlar. Tabii bunlar 1/20 küçültülmüş halleri bulunmakta. Daha sonra da müze alanımızda uzaya
daha önce çıkmış astronotun kıyafetlerimizi tanıtıyoruz. Burada Access Uzay yapımı kıyafetimiz var. Daha önce Rus mürettebatının gittiği kıyafet. Hemen diğer yanımızda Türkiye Uzay Ajansı'nın tescillediği kıyafetimiz var. Ve diğer yanımızda da NASA'nın yine Hollywood yıldız filmlerinde gördüğünüz gibi kıyafetimiz var. NASA Apollo 11 kıyafeti. Hemen yan tarafımızda gördüğünüz gibi gezegen sistemi var. Hemen yukarıda TÜRKSAT 5A uydumuz var. Yine bu da Falcon roketiyle uzaya çıkmış bir uydumuz. Bizim aslında uzay tarihimiz başlıyor burada. Buradaki amacımız, dijital park konseptimizde bizim burada ziyaretçilerimize sunduğumuz güzel bir deneyim var. Burada biz onları 2038 yılına alıp 2081 yılına götürüyoruz. Bizim uzay tarihimiz hemen burada göründüğü gibi 1933 yılından başlıyor, 2018'e kadar devam ediyor. Mission Moon 2038'den 2061'e, 2061'den 2069'a, 2069'dan 75 ve 81 yılına gidecek. Şimdi rokete biniyoruz. Sizleri 2,5 dakika içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğimiz aracımız bu. Yaklaşık 45 derece açılarla yukarı ve aşağıya hareket ederek size benzersiz bir uzay macerası yapacak. Ve birazdan Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetleneceksiniz. Evet, şimdi uzay mekiğine bindik, kemerlerimizi bağlayacağız ve daha sonra uzay üstüne yola çıkacağız. Evet, güzel bir uçuşun ardından şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayız. Yaklaşık 16 ülkenin birleşip kurduğu Ustas istasyonunda Küba modülündeyiz şu an. Buradan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun TÜRKSAT 5A uydusunu görebiliyoruz. Şu an bulunduğumuz modül Küba modülüdür. Normal şartlarda bizlerin şu an yer çekimi olmaması gerekiyor ama bizde şu an merkez kaç kuvveti uygulandığı için biz şu an yer çekiminden etkilenmiyoruz. Hemen burada sağ pencereden uzay boşluğunu görebilirsiniz. Birazdan ay geçecek. Normal şartlarda bizim hızımız 28.000 km hızla dönmekteyiz. Ama aslında ayın döneceğini göreceksiniz. Hiç hissetmeyeceksiniz. Ve herkesin merakla beklediği o devasa pencereye götüreceğim sizi. Dünyaya bakış penceresi. Yaklaşık dünyadan tam 406 km uzaklıkta olan bu pencereden kendi dünyamızı izleyebiliyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nın 2061 yılında kurduğu Ay Üstü Laboratuvarı'na hep beraber giriyoruz. Şu an bulunduğumuz bölüm Ay Üstü Laboratuvarı'dır. Burada bizim yaptığımız çalışmalar, aradığımız madenlerin arama ve çalışmaları için bu üste bulunmaktayız. Hemen pencereden bakabiliriz, dışarıyı görebilirsiniz. Şimdi hep beraber uzay aracı, maden arama aracına bineceğiz. Ve burada yapacağımız görev NZC-35 madenini bulmak için Ay'ın karanlık yüzeyine hep beraber gideceğiz. 2075 yılındayız şu an. Ay'ın karanlık yüzeyindeki değerli maden taşımızı hep beraber toplayacağız. Daha sonra Ay Üstü Laboratuvarı maden işleme laboratuvarına gelip onu işleyeceğiz. Burada önümüzde gördüğümüz dijital tabletlerimizle dışarıdaki araçlarımız ile madenleri toplayıp tekrar laboratuvara getireceğiz. Ay'ın karanlık yüzeyinde topladığımız maden taşlarının bir örneği de az önce bize ulaştı laboratuvarımıza. Şimdi NZC-35 maden taşımızı hep beraber işleyerek daha sonra enerjiye dönüştürüp dünyaya döneceğiz. Ama tabii buraya gelirken meteor yağmurları başladı. Aynı zamanda taşımızla beraber meteor yağmurlarını düşüreceğiz hep beraber. Ve yine Ay Üstü Laboratuvarı'nda bulunmaktayız. Şimdi taşımızı yerleştiriyoruz kapsülümüze ve buradan da devasa bir enerji gelecek. Attention.
Şimdi buradan da enerji sayesinde düşen yağmur, meteor yağmurlarını hep beraber burada düşüreceğiz ve yok edeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi meteor yağmurları başladı. Dikkat dikkat, beklenmedik bu meteor fırtınası. Şimdi maden işleme laboratuvarımızda meteor yağmurlarını durdurduk. Şimdi hep beraber dönüştürdüğümüz enerjiyle beraber dünyaya ışınlanmak için artık son aşamaya geldik ve son roketimizle direkt dünyaya ışınlanacağız. Uzay istasyonuna hiç bağlanmayacağız. Yine bineceğimiz roketin koordinatları. İstanbul Limanı'na ineceğiz burada da, Çamlıca Kulesi'ne. Ve bu da bizim birazdan dünyaya ışınlanacağımız roketimiz. Şu anda görüyorsunuz. Maden işleme laboratuvarının hemen önündeyiz. Space flight with destination Spaceport Istanbul is ready for departure. Hoş geldiniz. İstanbul Uzay Limanı'na gitmek üzere olan artık gidiyoruz. Uzay uçuşu kalkışa hazır. Please be seated and fasten your seat belts. Lütfen oturun ve emniyet kemerlerinizi bağlayın. Ve artık dünyaya geldik. Şu an Çamlıca Kulesi'nde sizlerle beraber bu benzersiz macerayı deneyimledik. Artık finale geldik. Biraz sonra dışarıda, içeride yaşadığımız o benzersiz macerada kazandığımız puanları ve tabloyu göstereceğim size. Aynı zamanda hem uzaya çıktık hem de birbirinden eşsiz ve benzersiz güzel de oyunlar oynadık. Bu keyifli ve macera dolu bir parka hepinizi bekliyoruz.